Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Ayla Kutlu imzalı Sen de Gitme Tiryanda Filiz adlı güzel bir öykü kitabını konuşacağız. Bilgi Yayın Evi'nden çıkmış, arka kapandaki yazıyla devam edelim. Sen de Gitme Tiryanda Filiz. Ayla Kutlu bu kitabında masal kadınlarıyla tanıştırıyor bizi. Tiryanda Filiz onlardan yalnızca biri. Sen de Gitme Tiryanda Filiz. Masal kadınları acılı, sızılı ama duyguları dipdiri. Öfkeli ama özverili. Dışlanmış ama yaşama sımsıkı tutunan kadınlar. Hiçbiri peri masallarının türler içindeki kadınları değil. Düşlerde bile ulaşılamayan, ulaşılınca horlanan kadınlar. Ayla Kutlu zaman zaman okurun düş dünyasını zorluyor. Bunlar ancak masallarda olabilir dedirtiyor. Ama olağanla olağan dışı arasındaki çizgiyi ustalıkla çiziyor. Beğenerek, etkilenerek okuyacağınız bir yapıt. Sen de Gitme, Tiryanda Filiz. Kitabın adını çok beğendim bu arada, onu söyleyeyim. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Sen de Gitme, Tiryanda Filiz. Ayla Kutlu'dan okuduğum ilk kitap oldu. 238 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitap Sen de Gitme, Tiryanda Filiz, Altın, Eski Bir Türkiye Ağıt, Gitmeyi Bilmek, Gülperi, Üçgenin Perişan Kenarı, Can Kuşu, Bütün Yeşiller, Bütün Maviler ve Ay ve Su olmak üzere toplam 9 öyküden meydana gelmektedir. Kutlu bu öykülerde gündelik yaşam, yaşam koşulları, toplumsal sorunlar, evlilik ve ilişki gibi çeşitli temalarda okura seslenmektedir. Ayla Kutlu bu kitabıyla 1991 yılında 37. Said Faik Hikaye Armağanı'nı kazanmıştır. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Ayla Kutlu, Sen de Gitme, Tiryanda Filiz. 16. Babası çocukların baş ağrısı olduğunu söylerdi. 17. Artık çiçek toplar gibi rahatlıkla para toplama dönemine girdi. 21. Her güzel geceyi bozmayı iyi bilir benim ailem. 35. Acısının rüzgarı giderek hafifledi. 42. Konuşmalar, tartışmalar bitti. Uzun sessizlikler başladı. 46. İnsan görmek hastalığını artırıyor. 50. Akıp gidiyordu dünya. İnsanlar üzülmekten vazgeçmiş, yalnızca bekliyorlardı. 54. Beyaz, ince, solgun, kırık bir zambak gibi duruyordu. 69. Taşıma suydu eve giren, değirmen dönmüyordu. 89. Sanatının öldüğünü kabullenecek usta olur mu dünyada? 91. İnsanın hatırladıkları yaşadıklarının çok azı. Unuttukların ziyan olmaz. Hatırladıklarının üstünden cila olur, geçer. 93. Uzak denizler gibi durgundu. 98. İnsan sahiden de acayip. 99. Gidersen çok yalnız kalırım. Dayanamayacağım kadar yalnız kalırım. 100. Küçük gözelerin kaynayan suyuna benziyordu gülüşü. 101. Bırakılmıştı, belirginleşti eşyanın. 115. Sevda gözü patlayan bahar gibidir. Yanıltır insanları. 116. Anneler çocuklarıyla arkadaş olma isteğini çok sonraları duyuyorlar. 125. Her şey olacağına varır. 131. Kimse kimsenin farkında değildi. 139. Yalnız yaşayan kadınların evinde anlatılmaz bir eskilik vardı. 145. Dönmemektir kararım. 149. Gevrek bir dal gibi sürekli kırlamaz ki insan. 171. Onun sevgilisi olmak, ışığı olmayan bir gecenin içine asılı kalmak gibi bir şeydi. 171. Armağanlar eskir hep. 173. Nasıl yaşar bir kadın tek başına? 174. Evlenmek yalnızlığa çözüm olmuş muydu hiç? 174. İnsan kendisi için sürdürür yaşamını. 175. Sözcükleri karma karışık. 178. Bir ölü evinin kalabalığı gibi ağır, durgun, sürekli akıyor öfkem. 179. Artık başkalarında başka azlar arama gereği duyuyor. 188. 50 yaşına vardın mı işin bitiyor. 190.
Gençlik dediğin nedir ki gerçekte? Yaşandığının farkına bile varılamayan bir duyarlılık. 193. Öznenin zerresi bulunmayan 100 yıllık bir zaman bitmişti. Taşlarla harçların üstüne. 210. İnsanların görülecek şeylerin çok azını görebildiklerini, algıladıklarının zavallıca ve yersiz olduğunu anladım. 212. Bütün sevinçler dalgalar biçiminde üst üste geldiler ve yığılıp içimde ezildiler. 213. Masmavi gökyüzü bugün için. 214. Gerçek zaman renksiz ve hızlı geçen bir insafsızdır. 217. Ağzıma konuşmayı yasaklamış bulunmaktayım. Gözlerim fazlasıyla konuşmaktadır. 218. Yaşamımda kimseye hayır diyemediğimi daha önce söylemiş miydim? 219. İnsanın sonsuza kadar sayamayacağını, bir sayıdan sonra boşa dönen bir çember gibi hep aynı sayıyı yinelediğini erken öğrendim. 223. Eski bir gazete kağıdı kadar inceliksizsiniz. 226. İnsan topraktan gelir, toprağa gider. 229. Artık her yerde insanlar koptu birbirinden. 230. Çok yıllar girdi aramıza. Paylaşmadığımız şeyler günler geçtikçe arttı. 234. Sen hiç konuşmadın zaten. Çok gerekirse en az sözcükle en az şeyi anlatmayı yeğlerdin. Sevgili arkadaşlar, anılar bu kadar. Alıntıları okurken son derece yoruldum. Sesim yer yer gitmeye de başladı. Size 96. ve 97. sayfaları göstermek istiyorum. Çok sayıda yerin altını çizdim. Ayla Kutlu elbette ki bildiğim bir isimdi. Ancak bu kitabıyla tanışma fırsatı buldum. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Merhaba Sevgi diye de bir kitabı var. Yine Bilgi Yayın Evi'nden çıkmıştı. O kitabı da bir ara başladım ama bitirmek nasip olmadı açıkçası. Gördüğünüz gibi hikayelerinde sürekli olarak insana böyle bir masalsı yapısı da var. Duygusal, hatta bir noktada da romantik diyebileceğimiz derim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.